Bir ceviz ağacı dikmek. Sana bir sürprizim var dedi Dilber. Kuzgun sürpriz sözcüğünü ne zaman duysa heyecanlanırdı. Aynı heyecanı yine yaşadı. Merak ettim neymiş sürprizin? Elini cebine atıp bir şey aldı. Tek avucuna sığmadığı için ikinci eliyle kapattı. Bir bakalım nedir? Kuzgun düşünüyordu ki yanıt Dilber'den geldi. Bana verdin o büyük ceviz. Hala kırıp yemedim. O günden beri saklıyorum. Kuzgun böylesi sürpriz hiç beklemiyordu. Neden yemedin? Topu topu bir ceviz değil mi? Yemedim işte. Daha doğrusu yiyemedim. Ne zaman kıracak oldum bu cevizin içindeki ulu bir ağacı yok ediyormuşum duygusuna kapıldım. Uzanıp cevizi kuzgun avucuna koydu. Ceviz sıcaktı. Cebinde taşına taşına cilalanmış gibi parlamıştı. Ya birlikte kırıp yiyelim ya da... Kuzgun başını kaldırıp Dilber'in gözlerine baktı. Kara gözlerin içinde binlerce yıldız parlayıp sönüyordu. Ayrılık da olsa onu simsiyah gözlerinden bir kez daha öpmek istedi. Dilber'e doğru eğilmişti ki o yaşlı karganın sesini tepelerinde duydular. Kak öpme. Gak Değişik ötüyor bu karga dedi Dilber. Nasıl değişik yani? Karga ötüşüne benzemiyor. insan konuşması gibi bir şey. Çok yakında bu kargalar tıpkı bizler gibi konuşurlarsa şaşmayacağım. Konuşurlar elbet. Niye konuşmasınlar ki? Bu karga en az 90-100 yaşında var. Ağacın dallarında çatıların üstünde insanları dinleye dinleye öğrenmişlerdir. Sanki öpme öpme diye bağırır gibiydi. Doğru bana da öyle geldi. Kıskanmıştır seni. Belki de kendisi öpmek istiyordu. Yok canım dedi Dilber. Bir karga beş on sözcük öğrenebilir belki ama bir kızı öpmeyi düşünemez. Kuzgun gözlerinden öpmek için yeniden eğilmişti ki Dilber izin vermedi. Hayır öpemezsin. Ben bu kargadan korktum. Onun diline düşmek istemem. Beni öptüğünü her yeri yayabilir. Kargayı ciddiye almaya başladın. Sen de alıyorsun ama. Kuzgun biraz bozulur gibi oldu. Bir süre konuşmadan durdular. Doğrusu tuhaf kızdı şu Dilber. En olmadık yerde en cüretkar işler yaparken en uygun yerde de gereksiz yasaklar koyuyordu. İleride deli Hüsniye'nin yerini alır mıydı bilinmez. Bilinen bir şey vardı ki o da içinden geleni özgürce yapmasıydı. Karga bahaneydi. Nerede ne olacağını ancak kendisi karar veriyordu. Peki ne yapıyoruz bu cevizi söyler misin dedi Dilber. Kuzgun avucundaki cevizi Dilber'e sunar gibi uzattı. Ben sana vermiştim. Onun hakkında verilecek karar da sana ait. Bence bu görkemli cevizi sizin bahçeye dikelim. Ortak bir ceviz ağacımız olsun. Çok güzel bir ceviz bu. Böyle bir tohumdan müthiş bir fidan fışkırır. O da büyüyüp kocaman bir ağaç olur. Yüklü meyvelere durur. Nereden anladın bunu? Bu cevizi kıramadığımdan, içimde çoğalan o sesten. Benzer şeyleri ben de yaşadım dedi kuzgun şaşkınlıkla. Tam tepesine vurmak için taşı kaldırmıştım ki içinden bir takım sesler duydum. İnanmayacaksın. Birkaç kez yaşadım bunu. Öyleyse götürüp dikiyoruz bu cevizi. Birlikte diktiğimiz, birlikte büyüttüğümüz bir ağacımız olsun. İleride anar yaptıklarımıza güleriz. Tamam, karar verilmiştir. Dilberle kuzgun tüm bahçeyi dolaştılar. Cevizin dikileceği yeri kuzgun gösterdi. Dilberle kendilerinin arasındaki sınırın hemen dibindeydi. Düşün dedi kuzgun. Ulu bir ceviz ağacı büyüyor burada. Yarası size doğru uzanıyor. Yüklü dağlarıyla her mevsim meyveye duruyor. Çık çık bitmiyor dağları. En üç dağlarına çıktığında tüm köy, İzmit Körfezi, Marmara Denizi, İstanbul ayaklarının altında kalıyor. Hadi hadi dedi Dilber. Sen yine bana yakın olmak, benim odamı gözetlemek için buraya dikiyorsun. Anlamadım sanma ama izin veriyorum buna. O ceviz büyüdüğünde sen ve ben kim bilir kaç yaşında nerelerde oluruz. Kuzgun gözlerini kapatıp hayallere daldı. Bahçenin o boşluğunda ulu bir ceviz ağacı görür gibi oldu. O ağacın sütlü, taze cevizlerini yemekten daha da keyiflisi Dilber'in odasını gözetlemek olacaktı. Ama dediği gibi kim bilir o zaman ikisi kaç yaşında nerelerde olacaklardı. Kuzgun gidip evlerinin altındaki depodan bir çapa getirdi. Tam buraya dikiyorum dedi tamam mı? Dik dedi Dilber. İkisi de toprağa eğildiklerinde kafa kafaya tokuştular. Kafaları acımış, bayağı ses çıkmıştı. Elleriyle başlarını ovuştururken bir yandan da gülüştüler. Aa dedi kuzgun, çok yakınım ya. Kendimi senin gözlerin içinde görüyorum. Siyah, parlak bir ayna gibi. Bense küçüle küçüle içine girmiş bir bebeğim. Dur, kendimi biraz seyredeyim. Dilber durdu. Üstelik gözlerini daha da açtı. Kuzgun parmaklarıyla saçlarını tarayıp düzeltmeye başladı. Ne yapıyorsun? Gözlerin aynasında taranıyorum. Gözümden çıkamazsın sonra, çıkamazsam orada kalırım, deli çocuk. Zaman kaybetmeyi bırak da şu cevizimizi dikelim. Kuzgun toprağa kazıp cevizi kapatıyordu ki o şeytan kılıklı kara karga'nın bel sesi tepelerinde yankılandı. Gak, gördüm, gak. Dilber atılıp kuzgunun elini tuttu. Sakın dikme diye bağırdı. O kara karga gördüm diye bağırıyor sanki. Ben öyle anladım. Dikerse kesinlikle diktiğimiz cevizi hırsızlayacak. Kuzgun toprağa gömdü cevizi çıkarıp aldı. Al dedi sende kalsın. Benden iyi sakladığın kesin. Dilber cevizi alıp yine kazağından içeriye bıraktı. Bu kez üçüncü bir göğüs gibi durmadı ceviz. Yuvarlanıp ta göbeğine indi. Yine kekirdeşip gülüştüler. Çatıdan kendilerini gözetleyen O karga da aynı tonda güler gibiydi. Kuzgunla Dilber'in sınıfları ayrıydı. Teneffüste bir araya geldiler. Önceki teneffüste de bekledim dedi Kuzgun. Neden gelmedin? Matematikten sınav olduk dedi. Bir sonraki derste de İngilizce sınavımız var. Yazılarımız fena bastırdı. Bizim de göz açtırmıyorlar. Sözde bir iki günde iki dersten fazla sınav yapılmazmış. Bugün tam üç sınav olacağız. Dört sınav olduğumuz günleri de hatırlıyorum ben. Biraz da öğretmenleri sınava sokacaksın. Tabii onlar sınav olmayı unuttular. Bu yüzden yüklendikçe yükleniyorlar bize. Kuzgun Dilber'in dudaklarına baktı. Ceviz moru azalmış gibiydi. Eskisi gibi nefesi Ceviz Ayva da kokmuyordu artık. O cevizi ne yiyebildik ne de dikebildik dedi kuzgun. Şerbetli mi? Doğalı mı bu ceviz? Anlayamadım. Oysa sen de ben de bir güz mevsimi. Hatta bir kış bitene kadar ceviz kırıp ceviz yiyen insanlarız. Ama neden sonu kıramadık. Ama o sadece bir ceviz değil ki dedi dilben. Toprağa dikilmese büyümese bile o yerli gök arasını dolduran bir ağaç benim gözümde. Ulu bir ağaç olunca da bir gök dolusu bulut, rüzgar, koş. Morarmış dudaklar, eller. Gençliğimizde dallarına çıkacağımız, yaşlılığında dibine oturacağımız kocaman bir ağaç. Galiba ikimiz de bunları yok etmek istemiyoruz. Olabilir. Bir süre sustular. Duruyor mu o ceviz? Hala sende mi? Duruyor. Çantamda. Birbirlerine bakışıp gülüştüler. Okul bahçesi kalabalıkta. Öğrenciler koşuyorlar. ip atlıyorlar, volta atıyorlardı. İstersen kırıp yiyelim de bitsin bu ceviz hikayesi dedi kuzgun. Tamam bitsin. Öbür teneffüste yine buluştular. Dilber çantasından alıp gelmişti. Cevizi kırmak için çocuklardan uzaklaştılar. Okulu çevreleyen duvarın tenha bir köşesine doğru yürüdüler. Kuzgun irice bir taş bulup getirdi. Bu taş tek vuruşta halleder. Çok kuvvetli vurup da ezmeyesin. Ceviz kırmakta üstüme yoktur. Cevizi duvarın üstüne koydular. Kuzgun taşı Dilber'e verdi. Al istersen sen kır. Dilber bir taşa bir cevize baktı. Tam vuruyordu ki vazgeçti. Ben kıramayacağım bu cevize dedi. Yine sesler duyuyorum sanki. Ver bakalım onu bana. Kuzgun cevizi alıp kulağına götürdü. Evet ormanların uğultusu gibi bir ses var gerçekten de içinde. Kuşlar ötüyor rüzgarlar esiyor gibi. Ne cevizmiş bu ya? Bu gidişle enfisane olacak. Dalga geçme. Bu cevizi yine dikelim derim. İkimizin ortak ulu bir ağacı olsun. Ortak ağaç ortak anılar demektir. Yaşlandığımız zaman gelip altına otururuz. Dilber'in kara gözlerin içine baktı. Daha önceki gibi parlak, ışıltılı renginin aynasında kendini gördü. Küçülmüş iki kehribar tanesine benzeyen gözlerinin içine düşmüştü. Heyecanlandı. Ona doğru eğilir gibi olmuştu ki vazgeçti. Gözlerinden de olsa böyle bir yerde onu öpemezdi ki. Yine gözlerimin içinde kendini seyrettin değil mi? Anladım. Kötü alıştın sen bu oyuna. Gözlerin için bir zararı yok ama. Çok zararı var. Kocaman adam gözlerimi girip çıkarken acı veriyor. Gülüştüler. Ne zaman buluşuyoruz? dedi Dilber. Karanlık çökerken kargaların sincapların yuvalarına çekildiği saatte. Tamam iyi fikir. Karanlık olsun ki hiçbir karga sincap yerini öğrenip de hırsızlamaya kalkmasın. Girişleri çalınca ikisi de ayrı yöndeki sınıflarına yöneldiler. Tamam diye bağırıyordu Dilber. Akşam saatine geleceğim. Biraz daha dursa göğüslerimin arasını çillenecekti ceviz dedi Dilber. Elini göğsüne atıp cevizi çıkarttı Kuzgun uzattı. Aa dedi kuzgun sımsıcak olmuş. Ne sandın ya dedi Dilber gülerek. Gerçekten de çılgın şu kız. Kuzgun cevizden çok Dilber'in her gün biraz daha dikleşen göğüslerine baktı. Okul formasının altında fazla belli olmuyordu ama onları çıkarıp da daracık günlük giysilerini geçirdi mi her şey değişiyordu. Okuldaki çocuk yapılı Dilber gidiyor, serpilip gelişmiş genç kız geliyordu. Dilber insanları sadece fikirleriyle değil, giysileriyle de şaşırtmaktan gizli bir zevk alıyordu. Kimsenin söyleyemediğini söylemek, kimsenin giyemediğini giymek ona özgü bir cesaretti. Kim bilir bu tavır herkesin alıştığı kurallara baş kaldırmanın bir başka biçimiydi belki de. Cevizi oradan beni alsaydım dedi Kuzgun. Çapkın seni dedi Dilber. Şimdi bu cevizle kapanı yiyeceksin. Kara karga gibi kabanı şişirmekle bırakmam ben. Kınasını da katarım. Kuzgun bu kızı tam olarak anlamış değildi. Kaçtığı zaman kovalıyordu. Ama kendisi onun üstüne vardı mı kaçıyordu. İnsanlarla dilediği gibi oynamak onun kendi özgü tavırlarıydı. Biraz geç kaldım dedi Dilber. İstedim ki kuşlar sincaplar tamamen uykuya çekilsin. Bu güzel cevizi toprağa gömdüğümüzü bunlardan birisi görürse kesinlikle kaptırırız onlara. Kimse görmeyecek dedi kuzgun merak etme. Senin sesin bayağı kalınlaştı dedi Dilber. Oldukça gür çıkıyor. Ötmeye başlayan horozların sesi gibi biraz da çatallı. Eee dedi kuzgun. Sen kadınlar gibi olurken biz de erkekler gibi olacağız herhalde. Birbirlerine bakıp gülüştüler. Dilber elini uzatıp kuzgunun yüzüne sürdü. Sakallar da o biçim çıkıyor. Yakın zamanda kalın sesli, gür sakallı bir erkek olacaksın. Kuzgunun gururu okşanmıştı. Bir hindi gibi tüyleri kabardı. Kuşlar, sincaplar kesin uykuya çekilmişlerdir. Hadi çıkalım. Dışarı çıktılar. Akşam geceye görünüşüyordu. Sanki hırsızlığa gider gibi sessizce bahçe tarafına kaydılar. Nereye dikileceğini sen göster, dedi kuzgun. Büyüyüp ağaç olduğu zaman benim odamı, penceremi görmesin ama. Peki, görmesin. Kuzgun uzak, ters bir yere götürmüştü ki Dilber seslendi. Şaka yaptım, dedi. İnandın mı? Görse görsün. Hadi gel. Ama bunları kimseye de söyleme, tamam mı? Kuzgun'u gündüzden dikmek istediği yeri buldu. Tam buraya dikeceğiz. Kuzgun teşekkür etmek için Dilber'in yanağından öpecekti ki o eliyle itti. Yok öyle şey dedi. Şimdiki görevimiz ceviz dikmek. Başka şey değil. Uzak dur benden. Cevizin çimlenecek yerini aşağıya getirerek toprağa koydular. Sonra üstüne birlikte avuç avuç toprak attılar. Yine üstünü birlikte sıkıca çiğnediler. Günlerdir taşıdıkları cevizi kaybetmekten ikisi de üzülmüş gibi sessizleşti. Koca bir ağacımız var şimdi dedi kuzgun ama toprağın altında. Dilber daha önce yaptığı gibi işaret parmağıyla sol yanağını gösterdi. Öp buramdan dedi. Hak ettin. Kuzgun uzanıp öptü. Gecenin ayazı vurduğu halde sımsıcaktı yanağı. Ay ışığının altına cilalanmış gibi pürüzsüz bir güzellikteydi. Hep yanağından gözlerinden öptürüyorsun dedi kuzgun. Başka yerden hiç öpülmeyecek miyim? Sesini kes dedi. Onu bulamayanlar da var. Arkasından kahkaha attı. Kuzgun diktikleri cevizin toprağına dökmek için yanında bir şişe su getirmişti. Onu sonuna kadar döktü. Ben şimdiden ulu bir ceviz ağacı görüyorum burada dedi Dilber. Yıllar geçmiş ikimiz de yaşlanmışız. Sen buna karşın her gün ceviz ağacının dallarına tırmanıyorsun. Hani ihtiyaç şapkınları olur ya tıpkı onlar gibisin. Hala bana aşıksın ve her gün benim penceremi seyredip duruyorsun. Ben yaşlanmış olduğumda sen de yaşlanmış olacaksın, dedi kuzgun. O zaman neyini seyredeceğim ki? Olsun, sen yine de seyredersin. Ama kocama yakalanırsan kötü. Sonun kargalardan kötü olur. Benim mezarımı hemen cevizin dibine kazın. Neden? Kocanı öldürdü ya beni. Gülüştüler. Ve mezarının taşına şu yazıyı yazdırırım, dedi Dilber. Rahmetli güzel adamdı, hoştu ama dikici ve çok çapkındı. Bu yüzden zamansız gitti. Bu kız kedinin fareyle oynadığı gibi kendisiyle oynuyordu. Biliyor musun dedi Dilber. Hayatımda diktiğim ilk ağaç olacak bu. Köstebek çekip karga çalmazsa büyüyecek bu ağaç. Bunu beklemek de herkesten çok sana düşüyor. Beklerim dedi kuzgun. Ve de büyütürüm. Hem de bir dalı Dilber bir dalı kuzgun diye diye büyür. Öyleyse Dilber kuzgun koyalım bu ağacın adını. Koyduk bile unutma. Adı Dilber Kuzgun. Ama kimseye söylemeyeceğiz. Aramızda kalacak. Diktikleri yerden ayrılıyorlardaki kafalarını biçercesine bir yarasa kaydı. Kargadan kurtulduk. Ama yarasadan kaçamadık dedi Dilber. Yarasanın gözleri yok ki dedi Kuzgun. Korkma bulamaz o. Yanılıyorsun koku alma hissetme yetkisi onda çok fazla. Umarım çaldırmayız onu Sessizce çıktılar bahçeden. Karanlığın içinde şimdi de bir baykuş ötmeye başlamıştı. Epeyce yükselmiş olan ay körfezin sularını gümüşlemişti. Salına salına yol alıyordu. Ara sıra bulutlara girip çıkıyor. Geceyi ebruli hale getiriyordu. Dilber uzanıp kuzgunun elini tuttu. Beni evimize bırakır mısın? dedi. Dilberlerin evine varana kadar ellerini bırakmadılar. Ateş gözlü kara karga o gün erken uyandı. Uyanan ilk karga kocaman bir gak çeker, tüm arkadaşlarına günaydın derdi. Adetti bu. Kargalar için bir kuraldı. Yaşlı, kocaman gövdeli karga o gün gak feryadını çekmedi. İçinden kabarıp kabarıp gelen ses dalgalarını gaklamaya dönüştürmemek için özel bir çaba sarf etti. O sesi içinde boğup bastırdı. Tüm kargaları uyandırıp başına toplamamasının bir nedeni vardı elbette ki. Yiyecekler gün gün azalmıştı. Bolluk bereket dolu yaz mevsimi bitmişti. Ağaçlar meyvelerini, yapraklarını dökmüşler. Kuru dallara dönüşmüşlerdi. Yaklaşan kış nedeniyle onca kuş çekip gitmişti. Meydan kargalara, saksağanlara, serçelere kaldığı halde hiçbiri karınlarını doyuramıyordu. Kıtlık değildi bunun adı ama bolluk hiç değildi. Kış mevsimi yaklaştıkça yiyecek bulma sıkıntısı daha da artıyordu. Cevizlerden, fındıklardan, fıstıklardan eser kalmamıştı. Kargaların talan edeceği yumurtasını, civcivini yiyecek kuş yuvaları yoktu. Ne bir yerde yılan, kaplumbağa ölüyor, ne de bir leşe arılar, sinekler üşüşüyordu. Sahi kargalar neden göçmen kuş olmamıştı ki? Kuşların en zekisi, en güçlüsü geçiniyorlardı. Akıllı, güçlü olsalar böyle olmazlardı. Güney ülkeleri daha sıcakken oralarda her şey daha bolken çekip giderlerdi. Göçmen kuşlar kervana katılırlardı. Kardelenler toprağa delerken, çayır çimen yeşerirken, lale sümbül salınırken dönüp gelirlerdi. Şimdi yaptıkları gibi buraların kışını, yoksulluğunu paylaşmazlardı. Kendinden başka uyanan karganın olmadığını fark edince sevindi. Doğanın tüm bahçelerin mutlak hakimi gibi gördü kendini. Açlığın verdiği dürtüyle tüm ağaçları hızla dolaştı. Dallarına altlarına baktı. Yeni bir ceviz buldum diye atıldığında ya çürüktü ya da içi boşalmış kabuktu. Antep fıstıklarının, fındıkların, bademlerin de çürük cevizden kalır yanları yoktu. Koca bir yaz boyu toprağın altına yiyecek taşıyan karıncaları, köstebekleri kıskandı. Zeki olan onlardı işte. Yarını düşünmek diye bir duyguları vardı. Hem bu memleketin soğuğuna katlanacaksın hem de yarın için bir önlem alamayacaksın. Salaklığın dik alasıydı bu. Ağaçlardan dökülen sarı sarı yapraklar yerleri kapatmıştı yiyecek aramayı onlar daha da güçlendiriyordu. Son bir umutla yaprakları karıştırmaya başladı, yoruldu, terledi. Kursandan dehşetli açlık gurultuları geliyordu. Bolluk mevsiminde yine aklını başına toplamamıştı. Bulduğu beş cevizin fındığın birini bugün için saklasa ne iyi olurdu. Koş beyni çalışmıyordu ki kendini kaptırıp gidiyor. Her şey güllük gülistanlık sanıyordu. Ne zaman kış gelip de kapıya dayanıyor o zaman gerçekleri anlamaya başlıyordu. Ama iş işten geçmiş oluyordu. Neredeyse yüz yıla yaklaşan ömrüne karşın hala tedbirli olmayı, kara günleri düşünmeyi öğrenememişti. Eh bir yüzyıl daha yaşarsa belki o zaman öğrenirdi. Arada yiyecekleri bulamayınca kendi daha çok kızdı. Açlıktan ölecek değildi ya, ıkındı, içini boşalttı, karnındaki gurultular bitmemişti. Kendini yeniden zorladı, bir daha bir daha sıktı kendini. Uyuyan bağırsaklarını hareketlendirdi. İçinin ta derinliklerinde başlayan devinin bağırsağını boydan boya geçti. Gelip kapıya dayandı. Biraz daha ıkınınca patır patır boşaldı. Derin bir oh çekti. Karnında gurultu murultu kalmamıştı. Dönüp içinden çıkanlara baktı. Duman üstündeydi. Ceviz fındık tadında olmasa da idare edecekti onunla. Tümünü bitirdiğinde az önceki açlığının kalmadığını hissetti. Kendinden başka Altını yiyen kuş var mıydı? Zekilik değildi bu. Tasarruf hiç değildi. Olsa olsa çaresizlikti. Kendinden utanır gibi oldu. Sabahın bu saatinde herkes uykuda. Beni benden başka gören olmadı diye seviniyordu ki kasabaya gitmek için erken kalkan Ensel Efendi'nin her şeyi gördüğü anlaşıldı. Yerden bir taş alıp fırlattı. Taş karganın yanından sıyırıp geçti. Seni namussuz dedi. Bir yaz boyu bahçemdeki meyveleri yiyip tükettin. Şimdi kendi kakanı yiyorsun öyle mi? Gak yerim sana ne gak. Şuna bak hele taştan da korkmuyor. Neredeyse insan gibi konuşacak. Gak konuşuyorsam sana ne gak. Enser efendi minibüse geç kalmamak için adımlarını hızlandırırken bir yandan da söyleniyordu. Atalar sabahın bu erken saatine karganın kendi pisliğini yediği saatler diye boş yere dememişler. Varsın kendi kakasını yesin kara şeytan. Her zaman ceviz badem fındık yiyecek değil ya. Minibüslerin kalktığı yere gelmişti ki dağların ardındaki güneş iplik iplik gökyüzünü karanlığını yırtmaya başladı. Hemen ardından da köy camisinin minaresinden sabah ezanı okunmaya başladı. Minibüste uykulu gözlerle bekleyen üç kişi vardı. Köyde tüccar kılıklı adamların çoğaldığı günlerdeydi. Dilberlerin evi bahçesi apansız satıldı. Bu beklenmedik karara başta Dilber inanamadı. Zokayı yemiş bir balık gibi aptallaşmıştı ama bir şaka değildi bu. Bu sevimsiz haberi paylaşmak için doğru kuzguna koştu. Evimiz bahçemiz satıldı dedi ağlamaklı bir sesle. Yakında taşınıp İstanbul'a gidiyoruz. Böyle bir haberi kuzgun da beklemiyordu. Bu köyde bundan daha kötü bir haber olamaz herhalde. Dilber'in simsiyah gözleri yaşarmıştı ağlamamak için. Kendini zor tutarak konuştu. Bir zamanlar gözlerimden öpme ayrılık olur demiştim. Oldu işte. Kuzgun da yaşaran gözlerini saklamadı. Seni de üzdüm dedi Dilber. Göz pınarlarını kurulayarak. Ama elimizden ne gelir ki? Sen benim için bu köyün hiçbir ilginçliği kalmayacak. Ağaçlarla, kargalarla konuşacağım ancak. Birlikte diktiğimiz ceviz yeşerdiğinde, büyümeye başladığında gelip bana haber verirsin. O bahane ile seni görmüş olurum. Diktiğimiz o cevizin büyüyeceğini hiç sanmıyorum. Neden? Verdiğimiz sözü tutamadık. Küser bize. Toprağa, suya, gökyüzüne küser. Sen yoksun ya en çok da sana küser. Büyür büyür dedi Dilber kararlı bir sesle. İstanbul şehri bu tarafa koşuyor. Tabii bizim köyde o yana. Bunlar yakın zamanda kavuşacaklar. İkisinin kavuşması gibi belki bir gün biz de kavuşuruz. Kargalara sorayım ben bunu dedi Kuzgun. Çok mu komik? Elbette çok komik. Ben öyle kavuşmak istemem. Çünkü ruhsuz onlar. Bizim kavuşmamız daha farklı olmalı. Kuzgunun gözleri yeniden doldu. Bu kararı babamla annem verdi," dedi Dilber. Bizim görüşümüzü alan, düşüncemizi soran olmadı ki. Ama üzülme. Belki de üniversite sınavını birlikte kazanırız, aynı fakülteyi birlikte okuruz. Köyümüzle İstanbul'un kavuşmasını beklemeden bu yolla bir araya gelmiş oluruz." "Benim okuman biraz zor," dedi Kuzgun. "Çok uzak bir düş bu." "Neden düş olsun ki? Bilmem, benim ailem kalabalık, ayrıca durumumuz iyi değil. Bahçeden, cevizlerden başka neyimiz var ki?" Okullar kapanınca bir marangozun yanında işe başlayacağım. Belki marangozun olurum. Belki başka bir şey. İyi bir marangoz olabilirsin. Yaptığın kuş evinden belli bu. Ama hiçbir kuş girip yuva yapmadı daha. Demek ki onda beceremedim. Bence aptallıklarından kuş olsam hemen girip yuva yaparım oraya. Öyleyse gitme. Seni kuş evinde saklayayım. Birbirlerine bakıp gülümsediler. Tam bu sırada üç el silah patladı. Hemen ardından çığlık çığlığa karga, saksağın sürüleri gökyüzünü tuttu. Mahşeri bir kalabalık telaş sardı gökyüzünü. Herkes canını kurtarma telaşına düşmüş gibiydi. Kuşbaz Recep'in marifeti dedi kuzgun öfkeli bir sesle. Bu gelişle gökyüzünde kuş bırakmayacak bu canavar adam. Başlarını kaldırıp gökyüzüne baktılar. Bak dedi kuzgun. Karganın birisi zor uçuyor. Belli ki vurulmuş. Kuzgun'un dediği gibiydi. Bir karga yalpalayıp duruyordu havada. Yalpalayan karga uçan kuş sürüsünün arkasında kaldı. Az sonra da döne döne ormanlık alanın üstüne düştü. Kuzgun kurulmuş bir yay gibi yerinden fırlayıp o tarafa doğru koştu. Hem koşuyor hem de dönüp Dilber'e sesleniyordu. Bulup kurtarmam gerek onu. Bulup kurtarmam gerek. Yaralı kargayı bulmak için koşan av köpeklerinin sesleri geliyordu uzaktan. Ormanın çalıların arasında çok zor buldum dedi kuzgun. Ağır yaralanmış. Av köpekleri bir taraftan arıyor. Ben bir taraftan. Çalıların arasından yaralı karganın da sesi geliyor ama göremiyorum. Bir taraftan köpekleri uzaklaştırmaya çalışıyorum. Bir taraftan da kargaya sesleniyorum. Yetiştim. Seni kurtaracağım. Ses ver. Karga söylediklerimi anlar gibi durmadan ses veriyor. İnsan gibi konuşuyor. inanmazsın. Çabuk ol. Beni buradan kurtar diye bağırıyor. Av köpekleri benden daha güçlüler, daha çevikler elbette ki durmadan kargayı doğru atılıyorlar. Benden önce yetişirlerse boğup öldürebilirler. Taş atarak köpekleri uzaklaştırmaya çalışıyorum. Çalıları çırpıları yararak kargaya ulaşmaya çalışıyorum. O kadar vahşi ki çalılar adeta bacaklarıma sarılıyorlar. Çalılar elimi yüzümü yırtayır da köpeklerden önce ulaşmayı başarıyorum. Kuzgun yırtılan dizlerini, ellerini, kollarını gösterdi. Çizilen yerlerde kurumuş kan izleri vardı ama mutlu gözüküyordu. Peki ne yaptın onu dedi Dilber. Karga ulaşabildin mi? Ulaşmaz olur muyum? Onların adı köpekse. Benim adım da kuzgun. Av köpeklerin parçalanmasına izin vermedim. Karga ölmek üzereydi. Kanadın altından kan geliyordu. Alıp getirdim. Yarasına önce oksijen sürdüm. Ardından diktim. Tam ölmek üzere olan kuş yavaş yavaş gözlerini açtı. Sonra ne yaptın? Kuş evine koydum. Yem su verdim. Şimdilik keyfi iyi. Böylece kuş evine de kuş bulmuş oldun. Bu arada bir sürprizle karşılaştım. Yaptığım evin ikinci yani üç, küçük bölümüne de iki baştan kara kuşu yerleşmesin mi? Dehler gibi sevindim. Peki ne olacak şimdi? Komşu olacaklar. Geçinecekler mi dersin? Komşu olduklarına göre geçinecekler herhalde. Her komşu geçinemiyor ama. Dilerim bizimkiler geçinirler. Onları görmek isterim. Öyleyse görmeye gidiyoruz. El ele yürümeye başlamışlardı ki uzaktan Banu Hanım'ı görünce ellerini bıraktılar. Dilberlerin bahçesini hızla geçtiler aradaki duvara atlayarak kendilerini kuzgunların bahçesine attılar. Düştükleri duvarın dibinde hızlı hızlı yürüyen kaplumbağayı görünce şaşırdılar. Bizim karaca olan geç kalmış dedi kuzgun. Herkes kışlık evini bulup yerleşti bile. Bir evde ona yap dedi Dilma. Kuzgun koşup kaplumbağayı yakaladı. Koca oğlan korkudan pustu kafasını ayaklarını içine çekti. Kuzgun ona doğru eğilerek kulağına bağırdı. İstersen bir evde sana yapabilirim koca oğlan. Ne diyorsun? Koca olandan yanıt gelmiyor dedi Dilber. Evet gelmiyor. Neden gelsin ki? Bir kere sırtında kendine ait evi var. Kira mira vermeden oturuyor. İstediği yere alıp götürüyor. Kaplumbağa da arada başını çıkaracak gibi yapıyor tekrar içeriye çekiyordu. Ben ona başka bir soru soracağım dedi Dilber. Hemen ardından da ona doğru seslendi. Diktiğimiz ceviz tohumu yeşerecek mi koca alan? Kuzgun parmağını ağzına götürüp işareti yaptı. Sonra da Dilber'in kulağına eğilerek fısıldadı. Yerini öğrenirse çıkartabilir cevizimizi. Dilberi elinden tutup kuş evine doğru çekti. Kuş evi yüksekçe bir direğin üzerindeydi. Neden böyle yükseğe koydun o evi dedi Dilber. Anlamıyor musun? Kediler rahatsız etmesin diye. Dilber kuş evinin karşısına yanlarına arkasına geçerek defalarca baktı. Gerçekten çok güzel yapmışsın dedi. Sen okumazsan iyi bir marangoz olursun ama oku. Tamam mı? Kuzgun gidip merdiven getirdi. Onun basamaklarını basarak kuş evine kadar birlikte çıktılar. Ben evin bu kadar güzel olduğunu yeni fark ediyorum dedi Dilber. Doğrusu böyle bir evde ben de yaşamak isterdim. Kuzgunla Dilber'in kafaları kuş evinden görünür olmuştu ki iki baştan kara fırlayıp uçtular. Eyvah dedi Dilber korkuttuk o güzel kuşları. İkiz kuş evinin kapıları açıktı Kargı evin tabanında yatıyor. Derin derin nefes alıp veriyordu. Ölüm tehlikesini henüz atlatmışa benzemiyordu. Kuzgun çıkarmak için elini uzattığında karga tarafından birkaç kez gagalandı ama aldırmadı. En sonunda alıp dışarı çıkardı. Kuzgun kuşun yaralı yerini gösterdi. Vallahi bir terzi gibi dikmişsin dedi Dilber. Kutluyorum seni. Kimden öğrendin bunu? Daha önceden böyle bir şey yapmış mıydın? Hayır kimseden öğrenmedim ve ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Gözleri yarı kapalıydı karganın. Bayılıp bayılıp gidiyordu. Tehlikeyi henüz atlatmış değildi dedi Kuzgun. Hayvancağız zor durumda. Dilber karganın gözlerinden öptü. Çok yaramaz bu kargalar. Ama yine de sevimliler. Senin öpücüğün kesinlikle iyi gelir dedi kuzgun gülümseyerek. İyi gelecekse yarasından da öpeyim dedi Dilber. Uzanıp yaralı yerinden de öptü. Tam bu sırada karga gak diye uzunca bir ses çıkardı. Gördün mü dedi kuzgun. Öpücüğün kargayı anında iyi geldi. İlk kez ötüyor. Kefeni yırttı. Arkası yağar.